ya ölür. Merhaba arkadaşlar, ben Emir. Bugün farklı bir video ile sizlerin karşısındayım. Başlıktan da gördüğünüz üzere LoL'ü bıraktım. Yani herhangi bir clickbait değil bu arada. Bu gerçekten bıraktım. Neden bıraktım hızlı bir şekilde açıklayacağım sizlere. Ya şöyle bir durum var arkadaşlar. Ben LoL'de hak ettiğim değeri aldığımı düşünmüyorum. En temel sebebi mantığı bu. Bir de oyundan artık çok sıkıldım. Hani gerek yüksek elosu olsun, gerek düşük elosu olsun, gerek oyun içerisindeki işte itemler. Ya yenilikler falan filan beni baydı açıkçası. Yani oyun sürekli kendini tekrarlıyor ve artık sıkıldım. Çok oynadım oyunu. Bir süre sonra bıkkınlık şey veriyor. Farklı karakterler oyna falan filan da diyebilirsiniz. Onları da oynadım. Zaten hesabımda girdiğiniz zaman 300k Vayne, bilmem kaç k Rengar. Çoğu karakteri oynadım ben zaten. Artık alıştım yani bu oyunu oynamaya. Bitirdim yani. Çoğu karakteri de biliyorum. Belli bir seviyede oynayabiliyorum. Bir de çok fazla zaman ayırmanız gerekiyor. Mesela yüksek eloda oynuyorsunuz. Örnek veriyorum Challenger eloda. 6 saat, 5 saat günde oynamanız gerekiyor ki sürekli olarak geliştirin kendinizi. Ya ben bu yarıştan artık sıkıldım. Garen'i hani her zaman çok sevdim. Benimle artık hani ben karakterle özdeştim aslında. Siz beni Garen sayesinde tanıdınız. Ben sizi Garen sayesinde tanıdım. Onun için Garen'in yeri bende ayrı. Bu bir son değil. Ama bir başlangıç. Dur. Bu, farklı bir boş yapmam lazım buraya. Bu ne bir son ne de bir başlangıç. Ama kimse bile... Bu da olmadı. Bir gün kim bilebilirdi ki ben son Garen oyunumu oynayacaktım ve oyunu bırak... Anladınız siz. Ana fikri anladınız. Boş yapmayacağım. Hızlı şey yapacağım. Hüzünlü bir açıklama yapıyorum burada. Yani temel sebeplerinden bir tanesi buydu. İkinci sebebi ise oyun içerik üreticilerine değer vermiyor. Ben 20 bin aboneyken bakın arkadaşlar 20 bin aboneyken LoL partnerlik programına başvurmuştum. Başvurum ne reddedilmişti ne de onaylanmıştı. Hani herhangi bir geri dönüş bile yapılmadı bana. Üzücü bir durumdu bu. Yani yapıldığı zaman da mesela hani başvurular işte bakılacak falan filan reddetmiyorlardı, almıyorlardı. Yani en azından söyleyin hani sen bu partnerlik şartlarına uygun değilsin ki benim herhangi bir videomda zaten ne küfür var ne başka bir şey var. Hani söyleyin. Almıyoruz seni kardeşim deyin ki kendinizi referans olarak gösterebiliyordunuz arkadaşlarınıza. Mesela Şafak. Şafak LoL partneri. Adam LoL'ü bak LoL kupası var yanında. LoL tişörtü giyiyor. LoL'ü siliyor yanında ve hala partner yani mesela. Partnerlikten bile çıkarmamışlardır. Ki bıraktı zaten o. Ya üzücü bir durum anlatabiliyor muyum? Gerçekten keşke böyle olmasaydı. Birazcık oyun içerik üreticilerine değer verseydi. Ya ben mesela atıyorum zamanında çok izlenirken benden az izlenen bir arkadaşıma kendimi referans olarak gösteriyorsam eğer ki bu öyle olmaması lazım. Zaten oyunu kendi keşfetmesi gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Yanlış bir durum. Bu benim en çok gururuma dokunan şeydi şu ana kadar. Ben de oyunla ilgili içerik üretmeye devam etmek istemedim. Çünkü güzel planlarım vardı mesela LoL partner olabilseydim. Sağlık olsun. Güzel bir şekilde ayrılmak istedim. Böyle bir videoyla açıklamak istedim sizlere. Zaten bundan sonra hani kanalın gidişatı daha farklı olacak. Fazla da uzatmak istemiyorum. Hani genel olarak temel sebepleri bunlardı. Gerçekten oyundan sıkıldım artık. Yani benim için çok fazla bir amacı kalmamıştı ki. Kaldı ki çok fazla video da atamıyordum ben. Yani belki çok video atsaydım oyun hani eğlenceli gelebilirdi bir şey olabilirdi ama hani benim de farklı sorumluluklarım vardı. Ayrıca yani sağlık sorunları falan yaşadığım bir dönem. Sürekli erteledim. Benim de kendi hatalarım var. Kusura bakmayın. Her şey için özür diliyorum. Her şey için. Genel olarak söylüyorum bunu. Çünkü çok söz verdim. Devam edeceğim, doğru çekeceğim vesaire vesaire ve gerçekten hani başaramadım. Kusura bakmayın. Özür diliyorum. Arkadaşlar bu arada oyuna geçmeden önce oyunda hani bir sürü rol var. Tank, suikastçı, savaşçı, büyücü ne ararsanız var. Zaten MOBA bir oyun bildiğiniz gibi Arena of Valor. Hani gayet güzel, çok fazla çeşitlilik sunuyor bize. Zaten sürekli olarak kendini yenileyen bir oyun. Yerleştirilmiş kahraman, işte skin'dir, seslendirmedir falan filan. Bu tarz zaten şeyler geliyor sürekli oyuna. Ekleniyor ve eklenmeye de devam edecek. Mesela arkadaşlar şu gördüğünüz karakter Artura. Oyunda bunu oynayacağım zaten. Garen'in birebir aynısı, tıpatıp aynısı. Bayağı beğeneceksiniz, göreceksiniz. Belki bunu mainlerim bile oyunda. İyi eğlenceler şimdiden. Özel işte TR skin'i falan geliyor, kostümü geliyor. Gayet güzel bir özellik o da. Arkadaşlar ayrıca e-sporda 2022'nin başlangıcında Arena of Valor ve Honor of Kings birleşiyor ve hani global olarak yenilenerek Dünya Kupası şeklinde işte bizim karşımıza sunuluyor. Gayet güzel bir olay yani. Hem global olarak güzel bir olay olacak, heyecan verici, güzel bir etkinlik olacağını düşünüyorum. Türkiye'de de işte heyecan verici bölgesel turnuvalar falan düzenlenecek. Bakalım her şey güzel olacak e-spor adına da Arena of Valor'da. Şimdi oyunumuza geçelim. Şimdi arkadaşlar oyunumuz başladı. Dediğim gibi bu şampiyon böyle birazcık Garen'e benziyor. Yani bakalım. Hiç sıkıntı yok. Q'muz falan mesela bak hop, bir anda hızlandık gördünüz mü? Gayet güzel.
Kostüm değilmiş ya bu arada. Elektrik saçıyor. Bu arada telefonu biraz yukarıda tutabiliyorum hani alışkanlıktan dolayı. Aslında böyle birazcık daha şöyle oynasam daha iyi olabilir belki ama. Yani alışacağız. Hiç sıkıntı yok. Ya zaten hani size MOBA'yı anlatmama gerek yok. Hani kanallarımız MOBA üzerine olduğu için artık hani alıştık oyunu iyice şey yapmaya. Biliyoruz yani. Artık MOBA'nın kardeşim kitabını yazdık. Hani rolleri falan daha çok biliyorsunuz. Hani gerek işte şampiyonlar gerek koridorlar vesaire vesaire bu oyunda da aynı şekilde devam ediyor. MOBA bir oyun olduğu için zaten. Aynı zamanda hani arkadaşlarınızla falan da oynayabiliyorsunuz. Kaldı ki sesli sohbeti bile var oyunun. Şu an aslında sesli sohbette hemen konuşabiliyorum takımla ama yani tercih etmiyorum. Siz tercih edebilirsiniz. Ayrıca arkadaşlarınıza girdiğiniz zaman mesela şöyle göstereyim. Ekip ve takım olarak ayrılıyor. Aynı şekilde mikrofon kısmı da ayrılıyor. Yani tercih meselesi tamamen. Güzel bir özellik bu da. Kaldı ki zaten oyun size sürekli olarak ödül veriyor. İşte oyun içerisinde kahramanlar var bir sürü. Şampiyonlar var yani. Onun dışında işte aha ne yapıyorsun kardeşim sen merhaba. Benden habersiz orman kesmek he. Onu ben bir alayım. Ama hiç hoş değil böyle olmaz. Bak böyle anlaşmadı. Bak eğitini bir gördünüz mü? Dönüyor böyle tak 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 tak. Adalet. İstedi yapacak bir şey yok. Arkadaşı geldi ama. Bu sayılmaz kardeşim. Hile yapıyorsunuz. Bu Arthur tank bir karakter bu arada. Ben biraz daha tank kasacağım. Böyle tanklamak istiyorum. Herkes içinde gezdir. Yani şey hani içlerinde oynamak istiyorum. Ya oyun aslında arkadaşlar kısaca oynaması ve öğrenmesi kolay bir oyun ama oyunda ustalaşmak bir ayrı zor. Onun için gerçekten yetenekli bir şekilde böyle kendi gücünüzü kanıtlamanız lazım. Hani öğrenirsiniz ama karakterlerde hani ustalaşmak gerçekten zaman alıyor genel olarak. Ama ustalaştığınız zaman da gerçekten fazlasıyla keyif alıyorsunuz. Oyunu oynaya öğreneceğiz ya bakalım. Tamam. Ona biraz hasar bırakabilirsin. Neyse kaçtı. Bu da benim gibi ulti atıyor. Bu da benim gibi ev basıyormuş. Güzel. Zaten dediğim gibi hani bir sürü şampiyon var. Ücretsiz ödülleri falan filan var. Genel olarak ben flash at... Ama yani kardeşim oyunu anlatıyorum. Bana 3 kişi geliyorsun. Başlarım böyle işe ya. LoL'de de aynısı oluyor. Her oyunda böyle oluyor. Ben niye 3 kişi oynuyorum ki tapta yani? Bu mudur kardeşim? Nefret ediyorum ya. Gerçi bak sinirlendim. Neyse kardeşim biz konumuza odaklanalım. Oyundaki grafikler zaten güzel. Hani karakterin grafikleri işte skill şeyleri falan filan. Hoş, güzel bir görüntüsü var. Yenilikçi yani. Ya bana kalırsa arkadaşlarla falan eğlenceli oynaması. Çünkü ne bileyim hani arkadaşlarınızla ranked kasmak falan filan güzel olur. Ama sen gank aldın, item üstünlüğü aldın. Biraz güçlüsün. Yapabileceğim bir şey yok. Bizim jungle'ımızda palamut atsın kardeşim. Abi bu çarık palamut atıyor bak tipe bak. Bak 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 sincap. Harbi palamut atıyor abi bu arada. Ama fazla vuruyor öyle bir olay var. Ama X1'i çal kardeşim. X1'i çalmaz sana ayıp olur yani. Hiç gerek yok. Ne olacak canım? Şampiyonlar önemli bu oyunda. Hani bazı şampiyonlar oyunun ilerleyen safhalarında mesela daha güçlü oluyor ama benim şampiyonum birazcık daha böyle tanki olduğu için erken oyunda kasamazsam çok fazla işlevsel olamam. Biraz zor durumda bırakır bu durum beni. Ya güzel bir hasarımız var aslında da. Bir tane vurayım sana. Güzel güzel bir hasar direkti. Bir gene arkadaşı geldi. Şaşırdık mı? Bizimki de palamut atsın kardeşim buraya gelip. Aa 3 kişiler bir de bunlar. Ay atma ama ulti bana ya. Hop adalet. Adalet dediğim olay böyle. Gördünüz mü ultiyi? Bir anda adaleti verdik. Biraz fazla vuruyor. 600 canımızı çekelim kardeşim. Bir keyfimiz yerine gelsin. Bu arada telefonu biraz yukarıda tutuyorsam kusura bakmayın. Hani yorumlarda falan geri bildirimlerinizi söylerseniz. Beşe attım da bu adam... Ah neyse ölmedik. Ay 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 bu neymiş kardeşim ya? 2 dakika bakmamaya gelmiyor. Oyunun hakkında genel olarak bahsedeceğim özellikler bunlar. Hani ücretsiz bir mod olması. Ücretsiz bir oyun olması en başlı bir özelliği. Yani yorumlarda falan linkini falan bırakacağım zaten. Oradan indirebilirsiniz. En azından bir şans verin. Bu karakteri sevdim bu arada. Hani güzel bir item build'i bulabilirsem iyi bir şeyler yapabiliriz. Ben normalde Butterfly oynuyorum bu arada. Onu da zaten diğer videolarda falan gösteririm. Genel olarak bundan sonra Arena of Valor videoları çekeceğim arkadaşlar bu arada. Hani bayağı detaylı örtücü değişik konseptli videolar çekeceğiz. Bakalım eğlenceli olacağını düşünüyorum ben. Bu arada arkadaşlar oyunda hani ünlü müzisyenlerin mesela oyuna özel
Mesela ünlü bir tane müzisyen var, Hans Zimmer diye. Oyuna özel işte müzikler falan yapıyor. Onların da müzikleri hoş. Ben şu an kapattım hani çok fazla şey olmasın diye. Sesleri falan ilerleyen videolarda daha böyle güzel bir şekilde ayarlayacağım. Karmaşa olmasın diye, ama güzel yani bayağı müzikleri de zaten göstermiş olurum onları da. Bu arada işte eşleştirme sistemi biraz zor şu anda. Benim ligim yüksek olduğu için lig yüksek oyuncularla eşleşiyorum. Normalde fena oynuyorduk da şimdi birazcık böyle şeyiz ya. Ama sıkıntı yok. Gene iyi durumdayız. Fightlarda kendimizi kanıtlarız. Olay zaten takım savaşı. Bak takım savaşı çok önemli. Takım savaşında karakterler ve hani o anki savaş gerçekten etkiliyor oyunu. Ejderhamızı alalım kardeşim. Ejderhanın etkileri de iyi. Ne yapıyorsun kardeşim? Sakin. Hayır ya. Neyse ki canımız Garen gibi arkadaşlar. Böyle fight'e girmeyince doluyor. En sevdiğim özelliği de bu. Mükemmel. O kadar çok bir can var ki 200-200'de olmasına rağmen dolmuyor. Okey, bana fokus attılar. Öldüler. Güzel. Onda can azmış ha aslında. Ya bu arada oyunun dediğim gibi oynanış mantığı basit, hani kuleleri yıkarak oyunu kazanabiliyorsunuz. Zaten şurada işte dış kule diktikten sonra direkt olarak Nestor'a saldırıyorsunuz ve kazanıyorsunuz. Hani oynayabileceğiniz rolar başlangıçta Arthur olabilir. Bak şu an oynadığım karakter mesela oyunu öğrenmek için güzel bir şampiyon. Ben beğeniyorum yani. Bunu oynayabilirsiniz. Onun dışında Violet var mesela, nişancı. O da biraz basic. Miss Fortune gibi düşünebilirsiniz. Biraz daha böyle yavaş ama güçlü bir şampiyon. Azales. 3 ulti 3 kit kardeşim, tertemiz. Tamam. E açıkken Q basabiliyoruz bu arada. Dikkat etmişsiniz. Bak hop. Bak Q'yu vurdum mesela. Daha adaleti verdik. Gene sıkıntı yok. Hop. Bir tane flash kuleyi attık flash'te. Gayet güzel. Mükemmel bir win. Yani güzel oyundu bence. Ben birazcık daha böyle oyunu anlatmaya odaklandığım için çok fazla bir şey yapamadım ama hani birazcık da gank yedik yani. MVP sistemleri falan filan var mesela. Güzel bir olay. Öyle hani sizler de dediğim gibi açıklamaya başta bir yoruma koydum linkten. Bu oyunu indirip oynayabilirsiniz, deneyebilirsiniz veya oynuyorsanız da arkadaş olarak ekleyebilirsiniz veya işte orada zaten popülerlik falan muhabbeti var. Profilimi bulursunuz, siz bilen oynayanlar daha iyi bilir. Öyle arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.